Evet arkadaşlar, şimdi termostatı değiştireceğim. Şimdi yağ soğutucusunu da sökeceğim ben. Yağ soğutucusunu da sökünce zaten suyu boşalacak oradan. Onun için önce motorun suyunu boşaltıp termostatı değiştireceğim. Sonrasında da yağ soğutucusu tarafına geçeceğiz. Şöyle bir kap hazırladım. İşte termostat nerede derseniz, şöyle diyeyim, yukarıya doğru şu noktada, şu kapağın altında. Vakum pompasının alt tarafına doğru geliyor. İki tane alt köşe civata var. Önce alttan bir kirepçeden, şuralardan falan söküp bir suyunu boşaltacağım. Suyunu boşalttıktan sonra da kapağı söküp termostatını değiştireceğiz. Sonra tekrar yeni antifriz koyup toplayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi suyunu saldık. Gayet temiz çıktı su. Herhangi bir problem yokmuş. Şimdi lokmayla bunu sökmeye devam edeceğim. Birini söktük, diğerini de sökeceğiz, alacağız şimdi. Şimdi hortumu söktüm. Bizim kovanın içine salladım. Termostat burada kapalı halde. Termostat açsam tazyikli bir su boşalacak. Onun için yavaş yavaş akıyor, böyle kendi haline bırakacağım. Süzülsün, sonra çekeceğim termostatı. Yaklaşık 15-16 litre falan su alıyor. T5'lerin, T4'lerin motoru. Yani bayağı ona yakın bir su olacaktır. Bir 10 litre falan herhalde birikecektir. Evet, termostatı çıkarttık ama yapışmış oraya. Yapıştırıcı sürmüşler herhalde. Kaynamış. Böyle parçalayarak çıkartmak zorunda kaldım. Şimdi yenisini takacağız yerine. Yerini temizleyip kapağını sıkacağız. Şimdi arkadaşlar, kapağı temizledim. Şöyle bir noktaya dikkat ediyoruz. Bu o-ring kapakla termostat arasında kalıyor. Bakın şimdi kapakta açılı bir ağız var orada. Termostat içine oturuyor zaten. Şimdi o açılı ağız yardımıyla bu termostat kapağı sıkıştığında, dikkat ederseniz, o-ring dışarıya doğru açılıyor ve oraya sıkışıyor, yani yuvaya. Böyle bir hareket oluyor orada. Onun için bunu kapak tarafına yerleştiriyoruz güzelce bu şekilde. Sonra herhangi bir yapıştırıcı falan sürmüyoruz. Daha önceki sürmüş buraya. Bir şeyden zor çıkarttım ben termostatı. Çok az bir yağ sürebiliriz. Hani bu o-ring rahat kaysın diye. Ona bile belki gerek yok. Ondan sonra yerine sıkıyoruz metrik altı civatalardan. Bakın şurada hala silikon kalmış. Onu da temizlerim şimdi.
Ondan sonra yerine takacağım. Karşı tarafını da temizledim güzelce. Şimdi yerleştirmiştim bunu. Güzelce bu bölge. Burasına koyup civatalarını sıkacağım. Evet, termostat yerine sıktık güzelce. Sildim altını falan. Şimdi suyunu dolduracağız. Tabii ben şeyden sonra dolduracağım. Yağ soğutucusunu da değiştireyim, ondan sonra dolduracağım. Suyunu doldurduktan sonra bir miktar çalıştırıyoruz arabayı. 2 dakika falan. Sonra tekrar suyunu tamamlayıp ondan sonra da termostat açana kadar çalıştıracağız. Sonrasında da eksiği tamamlayıp havasını alıp yolumuza devam edebiliriz.